Evet sevgili izleyiciler, hepinize bugün Kız Derbent'ten merhaba diyoruz. Kız Derbent geçen hafta gündeme oturan bir olayla karşı karşıya kaldı. Taş ocakları Hereke'yi tehdit ettiği gibi, Türkiye'nin her yanını tehdit ettiği gibi, Kocaeli'nin pek çok yerinde sorun olduğu gibi Kız Derbent'in de güzelliklerini, doğasını, işleyen çarkını bir şekilde etkileyecek, bir şekilde kötüye evirecek, doğayı yok edecek, buradaki ekosistemi yok edecek. Burada yapılan hayvancılık, koyun ve keçi üzerine konuşlanmış, geleneksel bir kültür olmuş aslında. Yani keçi üretimi, koyun üretimi ve ondan elde edilen ürünler. Arıcılık yapılıyor, tarım yapılıyor ve meyve işleri yapılıyor. Ama bu taş ocağının buraya kurulmasıyla birlikte bakın neler olacak, neler oldu, etrafımıza baktığımız zaman, Hereke'ye baktığımız zaman zaten görüyoruz. Doğanın nasıl katledildiğini, insanların yaşamını nasıl etkilediğini, canlıların yaşamlarını nasıl etkilediğini, olumsuz yönde tabii bunların hepsi görüyoruz, şahit oluyoruz. Bu cennetin de o şekilde bir cehenneme dönüştürülmesini istemiyoruz. Tabii köylüler de istemiyor. Tarihsel bir yer aslında burası. Osmanlı'dan öncesine de dayanıyor. Osmanlı'dan sonrası da var ve Cumhuriyet dönemi de var. Arkadaşlarımızla bunları konuşacağız şimdi. Yanımızda Kız Derbent Yardımlaşma, Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı arkadaşımız var. Hem kendini tanıtacak hem de burada yapılmak istenen taş ocağıyla ilgili bize bilgi verecek. Köylünün ne düşündüğünü anlatacak. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendini bir tanıtır mısın? İsmim Enver Demirsoysal. Kız Derbent Dayanışma ve Kalkınma Derneği'nin başkanıyım. DSİ 1. Bölge Müdürlüğü bu arkanızda gördüğünüz alanı taş ocağı yapmak istiyor. Daha sonrası şöyle bahsedeyim. DSİ 1. Bölge Müdürlüğü Yalova ile Altınova ilçesinde Karadere ve Kınalı olmak üzere iki tane baraj açmak istiyor. Bunun bir tanesi sulama amaçlı, bir tanesi de içme suyu amaçlı. Biz baraja karşı değiliz. Barajlar olacak, suya ihtiyacımız var ama şu gördüğünüz arkadaki ormanın yok olmasını istemiyoruz biz. Buraya 6-7 kilometre ileride zaten Bayındır Mahallesi'nde, Bursa'ya bağlı Bayındır Mahallesi'nde mevcut bir taş ocağı var. 3 tane taş ocağı var. Burada bir tane var. Taşköprü'de 2 tane taş ocağı var. Bir tanesini özel şirket işletiyor Taşköprü'dekinin, bir tanesini de Yalova İl Özel İdaresi işletiyor. Bu bölgede zaten 3 tane taş ocağı var. Biz neden 4. açıyoruz? Bizim davamız bu. Yoksa bize soruyorlar, siz barajlara karşı mısınız? Hayır, biz baraja karşı değiliz. Biz suya karşı değiliz. Su olacak. Ama insanlar yaşaması için oksijene de ihtiyaç var. Oksijen ne olacak? DSİ 1. Bölge Müdürlüğü tarım için biz diyorlar bir şeyler yapacağız diyorlar. Ama bir şeyler yaparken burada da bir şeyleri öldürüyorsunuz. Buradaki tarım ve hayvancılık ne olacak? Bir tarafı öldürük, yaşatırken bir tarafı öldürerek bir şey yapamazsınız. Önemli olan bir şeyleri kırmadan bir şeyler yapabilmek. Evet, köyde nüfus ne kadar şimdi? Kız Derbent'in şu an yaklaşık nüfusu 10.000 civarında ama Kız Derbent'te yaşayan, hali hazırda devamlı yaşayan nüfus 1700 civarında nüfus var. 450 hane burası. Burada emekli bir kesim var. Tarım var, hayvancılık var. Bunun yanında arıcılık ilerlemeye başladı. Son 6-7 yıldır arıcılık çok hızlı ilerlemeye başladı. Çünkü yakın bölgede sanayi yok bizim. En yakın sanayi 30 kilometre. 30 kilometre olduğu için burada kekikte çok yoğun olduğu için arıcılığa çok müsait. Keçi koyun için çok müsait bir mera. Biz Karamüsel'den sonra ilk belde olmuş yeriz burası. Yani Karamüsel'in en büyük mahallelerinden bir tanesi. Ve hatta Karamüsel ilçesinin en büyük tarım arazileri Kız Derbent'te. Ve şimdi DSİ Bölge Müdürlüğü şunu söylüyor. Yerleşim yerine 2,5 kilometre. Hayır, yerleşim yerine 2,5 kilometre değil burası, taş ocağının yapılacağı yer. Yerleşim yerine 1 kilometre, 500 metre. Şurada büyük bir koyun çiftliği var. 600 başlık koyun çiftliği var. Devlet destekli yapıldı burası. Devletten teşvik alınarak yapıldı. DSİ 1. Bölge Müdürlüğü bunu görmüyor. Evet, burada yapılacak taş ocağı ile birlikte dinamitler patlatılacak. Bu gördüğünüz arkamızdaki orman öyle, birazdan daha geniş çekimlerini göstereceğim sizlere. Çok değerli aslında. El değmemiş bir doğa ve patlatılan dinamitlerden dolayı bir kere canlı yaşamı direkt etkilenecek. Ve giden gelip geçen kamyonlardan dolayı köyün içerisinden gelip geçecek, yarattıkları toz bulutuyla birlikte bir kirlilik yaratacaklar. Aynı zamanda çevredeki ahırlar, yerleşim birimleri, evler hepsi olumsuz yönde etkileneceği için bunun kesinlikle ve kesinlikle bu bölgede yapılmaması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Aynı zamanda 3 tane de
çevrede taş ocağı var. Ben yanındaydım konuşurken, firma şunu söylüyor, eğer DSE'yi bize talepte bulunursa biz yeteri kadar taşı DSE için talep ederiz. Karşılarız, evet. Bu taşı karşılarız dedikleri söylediler yani. Orhan Hocam'la bu iletişimi kurdular kendileri. Ama ben şunu merak ediyorum, DSE Bölge Müdürlüğü neden bu ormanı talan etmek için bu kadar çaba sarf ediyor? Şimdi altında mutlaka ya ardından bir maden ocağına çevirmek çıkar, farklı bir şey çıkar. Çünkü Türkiye'deki tüm orman alanları, tüm meralar, tüm tarım alanları adeta madenciler tarafından işgal ediliyor ve maden alanlarına çevriliyor. Buralarda da yaşanmaz bir ortam hazırlanıyor. Yaşanacak bir yer olmaktan da çıkıyor. Arkamızda bulunan yeri de mera olarak değerlendiriyorlar herhalde, değil mi? Şimdi şöyle bir şey, 3-4 gün önce bir gazetede açıklamalarda bulundular. Ziraat Odası Başkanımız Memduh Bey, isim de vereyim buradan kendisi çünkü gazeteye çıktı. Tamam o zaman. Tamam. Senin başka söyleyeceğim şey var mı? Köydeki yaşamı anlat istersen biraz. Ya şöyle bir şey, köy 1980'e kadar tütüncülükle geçmiş. Yıl 1980'e kadar. 1980'de buraya halıcılık, hareketen halıcı tüccarları gelmiş. Buradaki ablalarımıza, kardeşlerimize, annelerimize ipek halı dokumayı öğretmişler. Burada halıcılık ilerlemiş. Yaklaşık 3-4 yıla kadar burada genç nüfus devam ederek halıcılık yapılıyordu. Ama şu an genç nüfus karımsele kaydığı için halıcılık bitme noktasına geldi. Ama şu an hala tarım ve hayvancılık devam ediyor. Köyünüzü seviyor musunuz? Ya köy şöyle bir şey, anlatılmaz bu, yaşamak lazım. Vallahi ben aşık oldum, köyünüz gerçekten çok güzel. Doğa olarak İzmit'e yakın, bu kadar yakın bir yer, çok uzak değil. Yani kentimizin, Kocaeli'nin doğusu, güneyi, batısı, kuzeyi her tarafı aslında çok güzel. Ama birileri bu güzellikleri yok etmek için adeta yarışıyorlar. Ya şöyle bir şey, şimdi Kızılderbent bozulmamış bir yer. Ellenmedi bugüne kadar. Kızılderbent sanayinin ulaşamadı. Hizmet şöyle bir şey, çok büyük bir hizmet de gelmedi ama bir şey de almak istemediler bu zamana kadar. Biz de halimizden memnunduk şöyle. Ya bize dokunmayın. Biz bir şey istemiyoruz ama bugün baktık ki bize dokunmaya başladılar. Siz yani hizmet yok, almak çabasında. Neden biz burası başka şekilde kullanmayalım? Hani yani bugün biliyorsunuz bir deprem yaşadık. Biz herkes köylerine kaçtı. Pandemi sürecinde içerisindeyiz. Hani bir hastalık herkes köylerine gelmeye başladı. Burada pandemi sürecinde en büyük sıkıntı ne oldu? Bir tanesi temizlik. Bir tanesi gıda ihtiyacı. En büyük sorunlardan bir tanesi. Biz tarımı, hayvancılığı bitirdiği zaman aç kalacağız. Yani hepimiz aç kalacağız. Bunu mu yapalım biz? Bugün DSE şunu yapıyor. Ben buradan hesapladım işte orada 5 kilometrelik yerden taş alacağım. Buradan alırım. 1 lira kar ederim. Hesabını yapıyor belki ama oradan 1 lira kar edemezsin. Bu önümüzdeki 10 yılda sana 20 lira zarar olarak dönecek. Peki. Teşekkür ediyorum ben sana. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, diğer arkadaşlarımıza da konuşalım. İbrahim Akbaba. Ben... hoş geldiniz diyorum. Konuyla da ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz ayrıca. Ben Kızılderbentli değilim. Ancak karamserliyim ve karamserin her karış toprağı da tabii ki bizi de ilgilendiriyor. Şu anda Samanlı Dağları'nın yamaçlarındayız. Kocaeli'nin en uzak mevkilerinden biri burası. Dolayısıyla uzak olmak, gönülden de uzak olma anlamına gelmiyor. Kocaeli'nin bizimle ilgilenmesi gerekir. Yani Bursa sınırındayız, Yalova sınırındayız. Dolayısıyla başka işletmelerin bize zarar vermelerini yine engellemek için Kocaeli'nin sahip çıkmasını istiyoruz. Ben de bu amaçla buradayım. Yani Kızılderbentli olmam gerekmiyor. Buna bu memleketin her santimetre karesi evet. Hepimizin. O yüzden hepimiz de korumamız icap aynen, eder. Aynen öyle. Bu anlayışla buradayım. Arkadaşlara destek mahiyetinde buradayım. Yani şu doğal güzelliği muhafaza etmek hepimizin görevi olmalı. Benim söyleyeceklerim de bu kadar. Peki, teşekkür ederim. Sizinle daha tahtalıyı da şey yapacağız. Evet, görüşeceğiz. Evet. Buyurun arkadaşlar, hanginiz? Öncelikle hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. İsmim Ercan Karabaş. Buraya bir taş ocağı açılmak isteniliyor. Kızılderbent 1924 mübadele Selanik'ten göçme bir halk. Burası bu zamana kadar tütüncülük, hayvancılıkla uğraşılmış. Yani devlet su işleri buraya taş ocağını kurup Kınalı Barajı yapmak istiyorlar. Kınalı'ya kurulacak su barajın nerelere bir faydası var? Oraya kurulacak baraj buraya kurulsa daha mantıklı değil mi? Burada bir yaşamı bitirmek istiyor Ormaniye. Devlet su işleri, hayvancılık, arıcılık, tarım alanı, insanlar, oksijen. Bu doğa güzelliği bittikten sonra yaşam bitiyor. Yani eğer buraya taş ocağı yapılırsa
köyünüz etkilenecek. Köyünüzdeki yaptığınız üretim etkilenecek. Evet, suları kesecekler. Tarım yok. Su olmadıktan sonra yaşam biter. Oksijen olmadan mı yaşam biter? Değil mi? Yani sen de köyünü çok seviyorsun anlaşılan. Ya doğma büyüme buralıyız. Tabii ki seviyoruz. Şehire gitmeyenlerdensin, göç etmeyenlerden. Ya gidiyoruz, çalışıyorum. Karamsel'de oturuyorum. Öyle ama mi? İmkanım oldukça haftada 2-3 sefer köyüme geliyorum. Yani temiz havayı, o oksijeni almak istiyorum. Çocuklarıma da bırakacağım yani şimdi bir köyüm olsun. Şu şartlarda bir virüs var. Yani dünya üzerinde. Yani Ormaniye buna neden engel olmuyor? Bu kadar hastalıklar varken bu oksijeni neden yok etmek istiyorlar? Evet. Yani bir de işin burasını düşünmek lazım. Evet, işe gelince herkes yurtsever, herkes vatansever ama vatan topraklarındaki güzellikleri, yaşamı ve doğayı bu şekilde yok etmek ne kadar vatanseverliğe, yurtseverliğe sığıyor onu da bir sorgulamak lazım. Neden? Çünkü gereksiz yere, çünkü hiç yoktan yere burada yaşayan insanların ve diğer canlıların ve doğanın tamamının yaşamını direkt olarak etkileyecek ve yok edecek bir olaydan bahsediyoruz. Taş ocağı bu birincisi geldiği zaman arkasından başkaları da gelecek demektir zaten. Gördüğümüz, baktığımız yerlerin tamamında taş ocağının girdiği yerde yaşam bitiyor arkadaşlar. Değil mi? Öyle. Dinamitler patlatılacak. Evet, sen en son benim çocuklarıma da bir köy, bırakacağım bir köyüm olsun, yaşayabilecekleri evet. Bir alan olsun. Deprem oluyor, salgın oluyor ve bu salgınlardan ve depremlerden benim ailemin, hatta ülkemin tüm çocuklarının sığınıp yaşamını sürdürebileceği yeşil alanlar, oksijeni bol alanlar olsun diyorsun. Evet hocam. Köylerimizi katletmeyin. Köylerimizi katletmesinler. Şimdi Ormaniye kendi tapulu alanımızdan, orada kışın odun ihtiyacımız oluyor. Sonuçta doğalgazımız yok. Odun kesebilmek için, 3 ton odun alabilmek için bir sürü evrak hazırlamamız gerekiyor. Ama Ormaniye bu kadar kocaman bir dağ, Ormaniye'yi neden yok ediyor? Evet. Dedik ya işte vatanseverlik ve yurtseverlik sorgulanmalı. Neden diyoruz? Çevrede 3 tane taş ocağı var be kardeşim. Bu taş ocakları %10 kapasiteyle çalışırken, burası 1 kilometre daha kısa olacak diye veya başka bir sebeple, o taş ocaklarının kapasitelerini %30'a çıkarsalar, %40'a çıkarsalar başka bir yeri mahvetmelerine gerek kalmayacak. Hocam bir de maliyeti hesaplarsan oraya kurulacak tesisin milyonları geçer maliyete. Hazır kurulu taş ocağından 3 kilometre ileriden gitsin, evet. 10 lira fazla mazot yakar. Yani bir de maliyeti mazota düşünürsen sonuçta bunlar halkın kesesinden çıkıyor. Aynen. Bizim vergilerimizle karşılanıyor bunlar. Evet. Yani işin bir de gerçekçi boyutu var. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili dostlar, yine işte cennet vatanımızın bir köşesinden, Karamürsel'in o güzel yerlerinden, köylerinden bir tanesindeyiz. Dedik ya, Kızderbent'teyiz. Kızderbent, herkes merak ediyor. Ben de merak ediyordum. Kızderbent'in adı nereden geliyor? Sen anlatır mısın yoksa ben mi anlatayım? Yani siz anlatabilirsiniz belki. Öyle mi? Ben 1457'li yıllarda Fatih Sultan Mehmet'in annesinin hastalanması üzerine buraya bir grup asker gönderdiklerini ve burada bir handa kaldıklarını ama o dönemde de insanların, erkeklerin çoğunun savaşa gittiği ve savaşta ölmesinden dolayı hanı da kızların, hancının kızlarının işlettiğini biliyorum, öyle evet, anımsıyorum böyle. Haklısınız. Ve o yüzden de buraya Kızderbent adı verilmiş. Evet. Daha ekleyeceğim bir şey var mı? Ben yok bu kadar... kesinlikle bu şekilde. Bizim de bildiğimiz tarihi bu yönde yani. Evet, bir hekim bulmak için gelen askerlerin evet. Kaldıkları hanı kızların işletmesinden dolayı Kızderbent adı verilmiş. Hı hı. Peki senin söyleyeceklerin neler köyünle ilgili, taş ocağıyla tamam. ilgili? Öncelikle hoş geldiniz. Bize destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Ben doğma büyüme Kızderbentliyim. Annem burada yaşıyor. Her hafta sonu ya da boş vakit buldukça kaçtığımız, nefes almaya kaçtığımız yer köyümüz. Şimdi ben birkaç konuya değineceğim. Şimdi aslında bunları farazi olarak söylemiyoruz. İki tane önemli bir olay yaşadık son 20-30 yılda. Birincisi 1999 depremi, ikincisi 2020 pandemi. İkisinde de insanlarımıza baktığımız zaman depremde hepsi köylerine kaçtılar. Evler yıkıldı. Kızderbent'in nüfusu 2000 iken 5000'leri buldu. İnsanlar nereye kaçtı sorusunu burada sormak lazım. İkincisi pandemi döneminde yine hafta sonları nefes alabilmek için ya da yaşlıysa, hastalığı varsa nereye kaçtığı sorusu var. Yine Kızderbent bunun cevabı. Bu durumda bu kadar önemli bir yer haline geliyorken böyle sıkıntılı günlerde neden buraya taş ocağı yapılmak isteniyor sorusu gündeme bomba gibi oturuyor. Evet.
Ve köyümüzün çevresine baktığınız zaman ormanlık alanlarının en başında gelen yer şu an taş ocağı yapılmak istenen yer ki zaten burası da orman bölgesi olarak geçiyor. Şimdi burayı böyle bahsettikten sonra ben birkaç konuya değineceğim. Birincisi buranın ormanlarının kıymetinin yanında zaten o anlatılamaz. Bir de burada bir tarih var aslında. Yukarıda bir göl var. Bizim çocukluğumuz bu gölde geçti. Bizim için ne kadar kıymetli olduğunu hani orman bazında tabii ki de çok mühim. Fakat biz bu geldiğimiz yolu yürüyerek geldik. Bisikletlerimizle geldik. Koyun sürülerinin içerisinden geçerek geldik. Aslında bizim burayı yok ettikleri zaman bizim tarihimizi de yok ediyorlar. Geçmişimizi de yok ediyorlar. Zaten geleceğimizi yok ettikleri aşikar. İkinci olarak şimdi geçen günlerde bir gazeteye demeç veren Karamürsel Ziraat Odası Başkanı'nın demeciyle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyoruz biz dernek yönetimi olarak. Şimdi demeci okuduğunuz zaman herhangi biri ya da yani bir nasıl söyleyeyim eğitim seviyesine bakılmaksızın herhangi biri okuduğu zaman demecin içerisinde tutarsızlıklarla dolu olduğu görünüyor. Başta devlet istediği yerden taş ocağı alabilir diyor. Biz karşı değiliz. Devlet gelip benim evimi de istimlak edebilir. Yol geçirir, bir şey yapar. Buna karşı değiliz. Ama devlet 3 kilometre ötede varken buraya neden taş ocağı, buradan taş alabilir sorusu gündeme geliyor. Bu bir. İkincisi bizim yaptığımız etkinliklerimizde Türkiye'nin en ünlü profesörlerinden biri Orhan hocamız geldi. Konuşmanın tamamı sosyal medyada yayınlandı, videolarda yayınlandı. Ve herhangi bir siyasi kelime kesinlikle geçmedi. Ki bunu izleyen herkes, orada bulunan herkes görebilir ki gelen siyasiler de ortadaki hani konuşma nezdinde hiçbir şey yapmadılar. Buna açıkçası müsaade de etmedik. Ama Ziraat Odası Başkanı bunun siyasi şov olduğunu söylüyor. Ben de şunu söylüyorum. Biri sizin yaşamınızın en önemli parçalarından birini elinizden almaya çalışırken destek olan kişilerin siyasetine ya da kişiliğine, vasfına bakarak size destek olmaları nasıl siyasi şov olarak adlandırabiliyorsunuz? Burada bir tezatlık var. Değil mi? Yani dünyada bilim adına kabul görmüş insanların, evet, söylediklerinin bir anlam ve değer taşıyan insanların, yani gelip de bir Ziraat Odası Başkanı olarak sizin yaptıklarınızı tartışmıyorsa bu insanlar, evet, yani bir de o açıdan bakalım, hiçbir şey yapmıyorsanız eğer tarım adına, yaşam adına, hayvancılık adına, bölgedeki doğanın da yok edilmesine ön ayak olacak şekilde alkışlıyorsanız eğer, yani sizin tutumunuz tartışılmalı, evet, buradaki insanların tutumu tartışılmamalı, değil mi? Kesinlikle haklısınız. Ve demece baktığınız zaman mesela herhangi bir oda, mesela biz dernek olarak bile şurada yani 5-10 yıllık bir derneğiz. Konuştuğumuz zaman verilere dayanıyoruz. Köyümüzde kaç tane ne bileyim hani buradan zarar görecek insanları, nasıl zarar göreceklerini gayet güzel anlatıyoruz. Fakat demecin içerisine baktığınız zaman hiçbir veri yok. Neden buradan taş alabilir? Yani bize veriyi sunabilir ya da şu sebeplerden dolayı diyebilir. Yani herhangi birinin yapacağı bir konuşma, yani bir oda başkanının yapacağı tarzda bir konuşma değil. Aslında temsil ettikleri grubu savunmaları gerekirken, hı hı, değil mi? Yani tam aksine orayı yağmalayacak bir düzeni savunmaları da ilginçtir. Siz kimin Ziraat Odası Başkanısınız? Halkın Ziraat Odası Başkanı, evet, mısınız? Nerenin? Yani neyin? Bir de şunu sormak istiyorum. Biz burada benim babam, rahmetli babam 35-40 yıl hayvancılık, tarım yaptı. Ben Ziraat Odası Başkanı'na şu soruyu sormak istiyorum. Yani Kızlarbent'le ilgili bugüne kadar ne yapmışlar? Kızlarbent'le onu tanıyor mu? Ne gibi bir projeleri var ellerinde? Bence hani taş ocağı yapılabilirden ziyade Ziraat Odası neler yapar? Ziraat Odası ne yapmış? Şimdiye kadar neler yapmış? Bence bunları bir anlatmalılar. Hani bunlarla ilgili bir projeleri oldu mu? Kızlarbent'le ilgili ne yaptılar? Neye dayanarak bunları söylüyor? Bunları açıklayabilir. İkincisi, şimdi demeçten birkaç bir şey daha açıklamak istiyorum. Cümlede adı sanı belli olmayan veya bir derneğin altında gibi bazı cümleler geçiyor. Başkanımız da bahsetti. Başkanımız da bahsetti. O kadar halka açık, bütün yaptıklarını halka anlatan bir derneğiz biz ve bahsettiğimiz gibi Karamürsel'in en büyük köylerinden, nüfusu en yoğun, hani köyde yaşayan nüfus anlamında değil, Kızlarbent nüfusunun en yoğun olan köylerinden biriyiz. 1924'te geldik buraya. 15 bini bulan bir kitleden bahsediliyor. Bence hani Karamürsel Ziraat Odası başlığı adı altında Karamürsel'in ne anlama geldiğini, Karamürsel'in çevresinin ne olduğunu, Karamürsel'de kimlerin yaşadığını bilmeyen birine söyleyebileceği cümleler. Ve son olarak ekleyeceğim şey de şu,
demecin başlığında devlet taş ocağı taşı istediği yerden alabilir, Kızderbent'ten de alabilir deniyor. Sonra Bayındır örneği veriliyor. Diyor ki Bayındır'dan diyor taşı aldılar, gördük ne oldu diyor, insanlar sıkıntı çekiyor'ya getiriyor. Ya nasıl tezat bu? Başlıkla cümle, yani demecin sonu o kadar uyuşmuyor ki, yani biz hayretle okuduk. O açıklama da yaptık sosyal medyamızda. Kendisini istifaya da davet ettik. Gereğini bekliyoruz kendisinden. Bu ülkede tarım ve hayvancılık bitirilirken hayvanlarımızı, kurbanlıkları bile dışarıdan ithal duruma gelirken, buğdayı, samanı, mercimeği, nohutu, her şeyi, temel gıda maddelerimizi ithal eder duruma gelmişken, ziraat odalarının esasında bugün biz bu tarımı nasıl kurtarabiliriz, üretimi nasıl arttırabiliriz, hayvancılığı nasıl geliştirebiliriz gibi formülasyonlar yaratması gerekirken, bakıyoruz ki yani bunları bitirecek projelere destek vermeleri hakikaten bulundukları yer itibariyle, bu konum itibariyle tartışılır, tartışılması gerekir ki arkadaşlarımız da tartıştılar ve haksızlığı da ortaya çıkıyor. Bu liyakatla da ilgili bir şey. Evet, böyle gel istersen. Ben birkaç bir şey söyleyeceğim çünkü. Doldun mu? Çok çok dolu olarak geldim yani. Şimdi Memduh Bey şunu söylemiş. Bu derneği kimin yönettiği belli olmayan kişilerin diye bir kelime kullanmış. Adım Enver Demir Soysal. Kızılderbent Derneği'nin başkanlığı şu an ben yapıyorum. Derneği biz yönetiyoruz. Kızılderbent halkı olarak biz yönetiyoruz derneği. Ziraat odasını kim yönetiyor? Arkasında kim var? Kimin adına bu söylemleri bulundu? Onu bize açıklasın. Biz şov yapmıyoruz. Biz Kızılderbent'in derdine düştük. Biz topraklarımızın derdine düştük. Biz burada doğduk, burada büyüdük. Memduh Bey kaç kere Kızılderbent'e gelmiş? Bunu söylesin. Kızılderbent'in nerede olduğunu biliyor mu? Buranın orman arazisi mi? Meram'ı olduğundan haberi yok. Burası orman arazisi. Bu gördüğünüz alan orman arazisi. Memduh Bey bunu böyle bilsin. Evet. Gelsin Kızılderbent'e ya da derneğimize gelsin, buyursun, beklesin, biz misafirimiz olsun. Biz ona gerekli açıklamaları yapalım. Şovu yapan kendisi. Çıkıp de gazeteye şov yapmasın. Biz buradayız. Bilgi önemlidir. Bilgi evet, çok bilgi önemlidir. Evet. Bilmeden konuşmak evet, da cahilliğe verilir. Yani bizim bildiğimiz bu. Biz buradan da tarım ve hayvancılık, son bakarsanız 15-20 yıldır hep geriye doğru gidiyoruz tarım hayvancılıkta. Neden gidiyoruz? Şuna bakmak lazım. Ortada. Yani bu şekilde liyakat dediğim şey, liyakat olmayan kişilerin, bilgisiz kişilerin başa geldiği sürece biz tarım hayvancılıkta geri gideceğiz. Gerikmeye de devam edeceğiz. Peki. Ziraat Odası Başkanı'nı da acil istifaya davet ediyoruz. Böyle Ziraat Odası Başkanı olmasın. Böyle olmasın. Olmasın. Böyle bakan olmasın. Olmasın. Ziraat Odası Başkanı bu şekilde bu koltuğu doldurmasın. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sen köyünü seviyor musun? Köyün gençlerindensin. Köyünü sevmiyorsun. Çok bizar bir şey. Köyü seviyorsun ki köyümü yani aşığım. Öyle aşığım. Çünkü sevmeyecek bir köy değil. Öncelikle hoş geldiniz. Bize destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bize destek veren sivil toplum kuruluşları, bütün siyasilere teşekkür ediyoruz. Taş ocağı yapılmak isteyen yer Çeşme'den itibaren başlıyor. Böyle yürüyor gidiyor. İçinde dereyi de alıp suyu da götürmek istiyorlar. Bayramda bütün kamuoyunda oldu bir su zehirlenmesi oldu. Zaten bizim suyumuz yok. Yaklaşık 400 kişi su zehirlenmesinden hastanelerde yattı. Suyumuz yok. Evlerden pis su attı. Bu suyu da alıp götürmek istiyorlar. Bu taş ocağının yapılacağı yerde hemen yanı başında mera alanı var. Bahar başıyla itibaren hayvanların otlaması için tohumlama yapıldı oralar. Bundan 5 sene 10 sene önce ağaçlandırma, çınara ağaçlandırma yapıldı. Kestane ekildi, ıhlamur ekildi. Şimdi bunun üzerine bir taş ocağı yaptıktan sonra bundan önce yaptıklarının hepsini sıfırla çarpıyoruz. Ne oldu? Hiçbir kıymeti olmuyor. Bir de bu dinamitle yapılacağı için 3.7 şiddetinde benden önceki arkadaşlar da söyledi. Ya burada Bayındır Mahallesi'ndeki evleri gelip inceleyebilirler. 3.7 şiddetinde evlerde çatlama var. Çatlama yapacak. Yanı başımda diyorlar ki 2.5 kilometre uzak. 2.5 kilometre değil. Kızılderbent'i bilmiyor. Bunu kim söylüyorsa Kızılderbent'i bilmiyor. Şurada devletimizin de izin verdiği tapulu hayvan besiciliği var. Oturan misafirlerimiz var. Onlar çok şey görecekler. 2.5 kilometre uzak olacakmış diye bir şey yok zaten. Bizim köyümüzde aşağıda tarım alanları var. Gölet var. Gölet yapıldı. Gölette sulama yapıyorsun. Sulama için gölet yapıyorsun. Taş ocağı yaparak tarım alanlarında bitiyorsun. Nasıl bir çelişki bu? Plansız, programsız. Ne yazık ki ülkemizin gerçeği bu.
ne planlı üretim yapılabiliyor, ne planlı bir tarım geliştirilebiliyor, ne de sanayi planlı bir şekilde yapabiliyor. Özellikle sanayi bugün ve maden şirketleri Türkiye'nin her yerinde alabildiğince özgürce doğayı katletmekle, doğayı yok etmekle serbestler ve birileri de onlara bir şekilde destek veriyor, çıkardığı yasalarla, çıkartılan izinlerle, verilen maden ruhsatlarıyla. Şimdi, çok teşekkür ediyorum. Rüzgar buradan, köyümüzde de kuzeyden bu şekilde güneye doğru esiyor. Rüzgar taş ocağından bütün tozu, toprağı köyümüzün içerisine götürecek. Yani taş ocağı sadece taş ocağı değil, onu demek istiyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Karşısınız tabii. Evet, kesinlikle abi. Kesinlikle karşısınız. Evet. Evet, başka.